Kıymetli dostlar, öncelikle bayramın birinci günü. Hepinizi bayramın tebrik ederim. Aracının bayramı olmuyor maalesef. Biz yine geldik. Sağolsun Muhammed kardeşimizle beraber. Değerli dostlar, sezon erken başladı biliyorsunuz. Birçok bölgede inanılmaz bir soru var. Ben de video ile buna cevap vermek istedim ki toplu olarak bütün herkese cevap verebilmiş olayım. Arılar çok çabuk gelişti. Ne yapalım abi gibi sorular var. Kıymetli dostlar muhakkak ama muhakkak arınız çok güçlüyse 9 çite 10 ise bölmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü daha nektar akımına var. Kış boyunca baktınız sonbaharda baktınız şu anda da bakıyorsunuz şurup veriyorsunuz kek veriyorsunuz. Ama sizin gitmediğiniz bir gün görmediğiniz bir yerde bir yusuk olacak oğula gidecek başkasının arısı olacak. Vah vakit çok erken olduğu için şu an için muhakkak bölmenizi tavsiye ediyorum. Yani ben arımdan çok bal almak istiyorum. O yüzden kat atayım da arım çoğalsın. Bunu ben kardeşiniz olarak tabii ki her fikre muhakkak her zaman olduğu gibi saygı duymakla beraber asla tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi bu aylarda arı bu sene çok çabuk geliştiği için arıyı dizginlememiz maalesef zor. Örneğin bizde Temmuz'da başlayacak bal akım dönemi, Haziran'ın ortaları gibi başlayacak olanlar var. Daha vakit çok erken. Kademeli olarak en azından azar azar bölerek arıyı dizginlemenizi muhakkak tavsiye ederim. Vakit daha çünkü çok erken. Çok uzun bir video yapmak istemedim. Genel olarak bütün her şeye soru sormak soru soranlara bir cevap olsun diye tekrarlamak istiyorum sevgili dostlarım. Vakit çok erken. Bal akım dönemine daha çok var. Siz arıyı güçlensin iki kat olsun, 3 kat olsun, 4 kat olsun derken arının doğal üreme güdüsü var. O da diyecek ki ben artık zaten yeteri kadar oldum ve yüzük yapmaya başlayacak. Üreme duygusuyla, dürtüsüyle oğul verecek. Siz aldınız aldınız alamadınız başkasının arısı olacağına daha şimdiden bölerek sizin arınız olmuş olsun. Dediğim gibi biz çalışmaya devam ediyoruz bayramın birinci gününde. Hepinizi bayramını tekrar tebrik ediyorum. Sağlıcakla kalınız, Allah'a emanet olunuz. Arıları da burada beslemeyi de ihmal etmeyiniz.